23. cüz. Yasin suresinin 2. ve son kısmı ile başlıyor. Yasin suresi, Müslüman tarihinde, içtimai hayatta çok ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. Hadis rivayetleri, Kur'an'ın kalbi olarak tasvir eder bu sureyi. Şairin dilindeki gibi, göklerin kapıları ve perdeler kat kat açılır. Çöllere dökülür yıldızlar. Dizilir yollara yetimler, günahsızlar. Yasinler, fatihalarla birlikte davet edilir. Mübarek akşamlarda maidelerimize, huhulara karışır aminler, iftarlarımızda. Pencerelere güvercinler konar. Sahur sonrası cüz okumasını müteakip, yakaza halinde yakalıyor düşünceler ve duygular. Kaf Dağı'na mübarek bir sefere niyetli anka kuşu. Cürümlerden teberri edenler, mücrimlerden beri olma imtiyazını elde edecekler sura üfleniş sonrası. İnsanlar uykudadır, ölünce ancak uyanırlar, buyuruyor Kerim Elçi. Her sabah taze bir başlangıç olabilir insana. Yataklarından sıyrılınca bedenler, Rabbe gidecek şeyler için adımlarını atmalı. Eyvah demeden Allah diyebilmek için. Rahman'ın vaat ettiğini hak yönünden bulabilmek ve mutmainliğine erebilmek için. Manevi hazın doyumu için. Yakaza halinin bir tek nevhasını ruhu dirilten bir sayhaya dönüştürebilmek için. Zulümle değil, yaptıklarımızla karşılaşacağımız güne, karşılaşabilecek bir şeyler yapmak için, gir cennetime hitabına mazhar olabilmek için, kulların arasına girebilmeli. Rabbürrahim'in gölgeliği, tahtları, yaşam armağan eden ikramları. O yurdu mesken eyle bize ya Rab. Salihlere yoldaş eyle. Ehli beyte komşu kıl. 37. sırada olan Saffat suresi, çoğul kullanım olmakla birlikte tekil kullanımıyla da bir sureye isim olmuştur. Tekil kullanımı olan ve aynı anlamda kullanılan Saf suresiyle de 28. cüzde 61. sırada karşılaşacağız. Kur'an okurlarının saf tilavetlerini ve safiyet hallerini bir hedefe kitlenme örgüsü içinde değerlendirmeye bakış açılarımız dikkat kesilmelidir. Nuh'un bir kolundandır İbrahim. Nuh'un bütün insanlar için ikinci bir Adem oluşu nasıl iddia edilirse, İbrahim'in de yeni dönem elçiler için bir kök oluşu öyledir. Halim bir çocuktan salih bir nebiye kadar tüm kesitte yaşananlar ve yaşayanlar için rahim olmuştur Hazreti İbrahim. İbrahim'in sağ elinin taştan putlara karşı başardığını, etten boğaza karşı durduran irade, ateşe atılmayı boşa çıkaran iradedir. Hepsi de saf ve halis olanların safında yer almıştır. Selam olsun İbrahim'e, İsmail'e ve İshak'a. Selam olsun İbrahim'e, İsmail'e ve İshak'a. Selam olsun Musa'ya ve Harun'a. Ateşi gül bahçesine çeviren irade, burada denizi ikiye yarmış, çölde bıldırcın ve kudret helvası bahşetmiştir. Boğazı kestirtmeyen irade, burada buzağı kesmeyi emretmiştir. O sırat, bu aynı sırattır. Allah'ın onun üzerinde olduğu sıratı müstakim. Oruçlu eller felah için açılıyor semaya. Fıtrat iftarı, iftar fıtrı, Saffat felahı doğuruyor. Selam olsun Allah'ın seçtiği kullarına. Göklerden Ashab-ı Kariye'nin Habibi İsa Mesih bizlere bakıyor. Maide'ye, göksel sofranın başına oturmuşlara.
Safsaf, Saffat. Resul'ün çevresinde genişleyen halkalar gibi. En seçkinler ve önde gidenler ilk okumada kendilerini bu ümmi okuyuşun ortasında bulanlardı. Ev halkı ve ondan ayırt edilemez dostları. İlkin Hatice'nin hanesinde oluştu saflar. Sonra Erkam'ın evinde doluştu. Habeş'te bir saf vardı. Gıfar'da da Ebu Zer bir saf daha oluştururken, Cafer Habeş'te başka bir saf oluşturdu. Bu saflara Yesrib'den gelen kuşlar katıldı ve kanatlandı. Musab'la kendi yurtlarına, saflarına yeni kuşlar katmak için. Tesbih taneleri gibiydi her biri. İbrahim'in duasına mazhar olanın imamın önderliğinde. Halil idi kendisi ve onun emaneti zikirdi. Mutahhar olmayanın zikre teması ne mümkün? Saftakiler hayatları boyunca zikri tefekkür ettiler ve hikmeti tilavet ettiler. Tilavet halkaları ile halkalandı gökler ve yerler. Geceleri yıldızların süslediği gökler. Gündüzleri ağaçların gölgelediği yerler. Az kalsa ve kaybolsa da bazen gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar kadar yeryüzünde yalnız gezen peygamberin yoldaşları. Yalnız ölür belki de. Ama her daim bir sabaha çobanlık ederler, bir akşama. İşte bu yıldızlardır semayı yaldızlayan. Ufukta süzülüp akan kuş sürüleri ya da üstümüze yorgan gibi serilmiş yıldız kümeleri. Hangimizde engin düşünceleri tahrik etmez, özgürlük duygularını beslemez ki? Ah, keşke o kervanın bir parçası olabilsek. Yeryüzünün kayıtlarından azade ayaklarımız ve kanatlara dönüşü vermiş kollarımızla maviliklerde kaybolsa. Zümer suresinin geçen cüzde sözünü ettiği en güzel söze tekrar dönüyoruz. Rablerine karşı haşyet duyanların muhatap alınmışlığın verdiği haz ile derilerini ürperten metinler. Katılaşan kalp onunla yumuşar. Kutsal metinlerin müteşabbi ve müsna tabiatları. Öğüt alsınlar diye yol gösterişler. Sadırları İslam'a açık bir zümreden olabilmek. Allah'ı zikredemeyen bir kalp ile Rabbinden bir nur üzere olan aynı olabilir mi? İki zümre hiçbir olur mu? Bilen ve bilmeyen. Ashab-ı Nar ve Ashab-ı Kunut, yani ahiretten korkan. Bunun için gecenin kaimi ve sacidi olan. Rabbinin rahmetine tamah edeni hiç berisiyle bir tutar mı Allah? Ulul Elbab'ın nazarına sunduğu hikmetli sözlere böyle başlıyor Zümer suresi. Aziz ve hakim olan Allah'ın tenzil ettiği kitap. Elçisine hak olarak inzal ettiği kitap. Halis ve kayyım olan dine çağıran, Allah için muhlis ve sıratta kayyım olmaya çağıran kitap. İhlası bozan, ehad olan Allah'a yaklaşmak adına ve ona yakın olduğu zannıyla onun yanında veliler edinmektir. Oysa halis din yalnızca Allah'a veli olması ve Allah'ın velilerini dost kılması üzerine kuruludur. Gün gelecektir. Ehadiyetine halel getirenler için kahhar olanlar tecelli edeceği gün. Mülkünde şeriki olmayan Allah. İşte bu denilerek hakikatin resmi sunulur ulul elbaba. Gökleri ve yeri hak olarak yaratan. Yerdekinin üzerine gece ve gündüze peş peşe geçit yaptıran. Güneşe ayı musahhar kılan. İşte Allah bu. İşte bu kitabı indiren aziz ve
hakim olan Allah ve onun muhkem dini. Sürecin zirvesi ise sensin ey Ademoğlu. Hatırlamazsınız tabii. O annenin karnında üç karanlık içinde bir yaratıştan ötekine doğru evrildiği haftalar. Siz ey anneler ve babalar, sizleri de tek bir nefisten yaratmıştı. Aynı özden, aynı iradeden. Sadece ondan geldiniz. İşte Allah bu. Hiç küfrünüze rıza gösterir mi? Ancak şükrünüzden razı olur o. Şükür mü edeceksiniz, küfür mü diye deniyor sizi. Zarara uğradığında samimiyetle Allah'a dua eden adama bakın. Nimetlerinde boğulduğunda ise o zor günlerini unutuverendir o. Küfrünüzle bir süre yararlanın bakalım demektedir ilahi irade. Küfrünüzle bir süre yararlanın bakalım demektedir ilahi irade. O ise fark edilmediğini sanarak azmaya devam etmekte. Ondan başka ilah yokken nasıl da hakikatten dönüveriyor insanlar. Allah sanki şükrünüze mi muhtaçtır ey küfrü seçenler? Ona dönüş gerçekleşecek ve yaptıklarınız size bir bir bildirilecektir. Hiçbir günahkar da başkasının yükünü paylaşmayacaktır o gün. Razı olunan zümreden olmaya gönlünüz var mı?